Burada ise kısa bir süre önce doluma başladığı halde saf kurşunlarımız isabet ve dengesini gördükten sonra öyle bir özgüven edinip direkt kafa atışını özellikle yaparak avlakta almış olduğu neticeyi kafası kesilmiş, içi boşaltılmış domuzun ağırlığını da burada görüyorsunuz. Yosun çek, yakından çek. Kilosunu çok yakından çek. Böylece kilosunu böyle buraya böyle göster. Tam görsünler. Tamam mı? Ters tarafa oldu, böyle düzler var. Muhtemelen atışı yapmış olduğu tüfeği soracaksınız. Bunu da yine fotoğraflarla ileriki resimlerde size belirteceğim. Bu arkadaşımızda da yakın dostlarımıza yaptırdığımız özel yapım Kral Arms'ın Signature 4 serisi süper poze var. Bu domuz, bu özel yapım tüfekle yıkılmış bizim saf kurşunlar Layman ile yıkılmış bir domuzdur. Şimdi detaylara girecek olursak özel yapımların ne olduğunu hatırlı dostlarımız çok çok iyi biliyor. Hele bunların iyice gelişmiş olan çift namluların avlak performanslarını artık ciddi sayıda kişiler olarak biliyorsunuz. Burada yazısından da gördüğünüz gibi atış testlerinden sonra öyle bir özgüven ve mühimmat dengesine, kalitesine güven oluyor ki özellikle bu atışı kafa atışı olarak yaptığını kendisi belirtiyor. Bulunduğu bölgede bol miktarda domuz bulunmakta olup aynı zamanda çiftçiye de büyük zarar verdiği için domuzu kaçırma ya da bulma gibi pek bir sıkıntısı da bu arkadaşımızın olmuyor. Burada tekrar işte içinin boşaltıldığı, kafasının kesildiği, halen 130 kilo geldiği, tabii bu domuz niye böyle yapılmış diye aklınızdan merak edenler olacaktır. Birçoğunuz gibi köpek besleyen avcı dostlarımız bunların en azından etini leş olarak, pislik olarak ortada bırakmaktansa kesip parçalayıp çok pahalı olan köpek mamalarına bir alternatif olarak bir kısmı kaynatarak, bir kısmı tavsiye etmiyorum ama çiğ olarak köpeklere yediriyorlar bunu. Yani bu arkadaşımız oturup domuzu kendi için kafasını kesip bilmem içini boşaltmış değildir. O da aklınızda bir soru işareti bırakmasın. Prensip olarak her işi doğru düzgün hakkıyla yaparım. Verdiğim ölçülerin neticesini görüyorsunuz. Atışa son kez bakalım. Hepinize dostça kalın diyorum.